Selam arkadaşlar. Ee, ebeveynler ve Doğru İletişim kanalından herkese selamlar olsun. Ee, bugün sizinle e, neyi konuşacağız? Bugün sizinle 5.315 sayılı çocuk koruma kanunundaki koruyucu ve destekleyici tedbirlere devam edeceğiz. Bugün sizinle bakım tedbirini konuşacağız. Ee, bakım e, tedbirini e, konuştuğumuz süreçte tekrar koruma muhtaç çocuklara e, ilgili bilgiler vermeye devam edeceğiz. Bakım tedbiri yasada nedir? O yasadaki Çocuk koruma kanunundaki tanımını size elde Yani da, e, Bakım tedbiri ne demektir? İçeriği nedir? Bakım tedbiri okuyorum. Çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi halinde çocuğun resmi veya özel bakım e, yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerine yararlanması veya bu kurumlara yerleştirilmesine e, diye tanımlanmıştır. Şimdi e, çocuğun bakımından sorumlu olan kimseler derken çocuğun bakımından o anki e, sorumlu olan kendi öz anne babası olabilir ya da ebeveynlerinin bir annesi olabilir veya babası olabilir veya bir teyzesi halası gibi yakın akrabalar olabilir. E, bakımı çocuğun öz bakımını sorumluluğunu yerine kim getiriyorsa eğer getiremediği bir şekilde tespit edilirse o bir şekilde tespit edilebilir dediğimiz husus nelerle başlıyor ne şekillerle olabilir belki bir komşusu ihbar edebilir ee, İhbarla sorabiliriz belki komşusu işte o e, çocuğun bakım ve sorumluluk yerine getiren kişinin annesi babası ya da akrabası fark etmez, e, kişinin ona şiddet uyguladığını e, doğrultuda ihbarda bulunabilir. Ya da çocuğa bakmadığını, ya da çocuğa ruhsal duygusal şiddet uyguladığını konusunda ihbarda bulunabilir e, veya ee, öz anne veya babası olmakla birlikte annesinin babasının yani özürlü olmasından dolayı çocuğun öz bakımını yerine getirememesinden dolayı mesela örnek verelim sizin anlayacağınız şekilde anlatmak gerekirse işte mesela evinin pis olduğu, çocuklarına bakamadığı, çocukların üst ve öz bakımlarının çok fazla yerine getiremediğinden dolayı çevresi tarafından çocuğun üstünün başının pis olması, işte elini yüzünü yıkama gibi temel becerileri yerine getirmece konusunda anne babasının bilinçli olmaması, çocuğa bunu öğretmemesi, çocuğun her açıdan öz bakımını yerine getirecek bir bilgi ve tecrübeyi de ailesinden almıyor olmasıyla dışarıdaki insanlarda bu çocuk evet e, korumaya muhtaç bir çocuk aslında. evet risk var aslında, ailesi çocuğa bakamıyor diye bir şekilde ihbarda e, bulunabilir. E, çocuk bir şekilde e, kız çocuğu ya da erkek çocuğu fark etmez. cinsel istimara uğramış bir çocuk bir şekilde adli vakaya dönüşerek adli merciler tarafından e, e, işlemler yapıldığı süreçte e, meslek tarafından kurum bakımına alma e, gereği duyulabilir çocuk aileden tehdit ediliyordur, niye böyle istismar yaşadığı durumunu ifade etmişti, tepki olmuş olabilir. Belki o süreçte çocuğun psikiyatrik desteği yaşadığı travmadan dolayı destek alması için kurum bakımını alma ihtiyaç duyulmuştur gibi birçok sebeplerden dolayı bakım tedbiri kararı alınabilir. Bu bakım tedbiri kararları ilgili sizlere örnek vakalar aslında anlatıyorum. Ne usta, yani bakım tedbirinin aklınızda ve zihninizde canlanması açısından bunları anlatıyorum. Bakım tedbiri alınan çocuk Nasıl bir vaka önlüğü olabilir? Ee, terk edilmiştir. Anne babası yoktu bakım son yerine getiren anne babası kalmamıştır artık. ve Eski bildiğimiz işte karakol bazı kişilerin işte toplumun mahallenin işte ihbarıyla çocuk bakımını yerine getiren sorumluluğun olan kimse olmamasından dolayı bakım tedbiri olarak kurma yerleştirilebilir. Bu süreçte işte sonuçta da bakım tedbiri kararını ııı anlamamız gerekirse nasıl anlamamız gerekir? Bakım tedbiri her açıdan korumaya muhtaç. Ebeveyni annesi babası ya da onun ebeveynlik rolünü yerine getirip bir akrabası olması de bile hala korumaya muhtaç çocuk e, e, riski devam ediyorsa e, evet işte anne babası artık bu çocuğa bakamıyor ya da bu çocuğa bakacak bir e, sorumluluğunu gerçek ebeveynlik rollerini yerine getirebilecek bir ailesi ee, olmadığı tespit edip çocuk bakım tedbiri mahkemeden talep ederek ilgili çocuk mahkemesinden çocuk ilgili e, aile bakanlığımızın bağlı sevgi evleri ya da e, çocuk destek merkezi ya da e, yaşına uygun grup evleri gibi durumuna uygun kuruluşa e, kabulü yaparak çocuğun öz bakımını devlet himayesi altında yapılmasına başlanır. Bakım tedbiri e, süreci çocuğun yüksek yararına gözetilen bir tedbirdir. Yoksa hiçbir zaman hiçbir çocuğun e, ailesinin dışında, gerçekten ailesinin dışında e, bakım tedbiri açısından... E, ailesinin içinde bir kişi tarafından ya da bir kurum tarafından bakılmasını hiçbir zaman yeğlemeyiz. Onun için e, bakım tedbiri kararı alırken de gerçekten biz de meslek olurken e, e, meslek olarak e, çok zorlanmaktayız. Onun için her zaman çocuğun ailesinin e, Ailesinin yanında bakımının üstlenmesinden yanayız. Danışmanlık tedbiri, anlattığım danışmanlık tedbirinde, sağlık tedbirinde de aslında çocuğun çok kuruluş, kurum bakımını almaktan çok ailesinin yanında desteklenerek çocuğun yüksek yararına gözetimimizde ailesinin yanında kalmasını sağlamak için danışmanlık tedbiri ve sağlık tedbir gibi tedbiri almaktadır. Artık, artık bakım tedbiri artık son uygulanacak tedbirdir. Başka hiçbir koşulumuz kalmamıştır. Yapacak hiçbir şeyimiz yoktur. Artık o çocuğu kurum bakımına almak zorunda biz meslek elemanları kalırız. Onun için bakım tedbiri de bu çocuklar için var olan bir 5.395'in içindeki tedbirlerden biridir. Bence iki de vardır. Çünkü gerçekten bu usta muhtaç çocuklarımız da vardır. Bunların kurum bakımında gerçek anlamda ee, çocukların öz bakımlarının yerine getirilmesinde e, kurumlarımız gerçekten artık e, standartları Avrupa düzeylerinde olan kuruluşlardır. E, bilinçli bilinçli ee, çocuk eğitimi almış, çocuk gelişimi eğitimi almış annelerimiz artık anneler yapmaktadır. Fiziki ortamlarımız artık eski gibi değildir. Koş ortamı değildir. Artık bir gencin, bir çocuğumuzun, gen çocuğumuzun gencin odası neyse artık bizim kuruluşta kalan çocuğumuzun odası da artık öyle düzenlenmektedir. Bizler gerçekten sevgimizde o çocukla ilgimizde o çocuğun hayatındaki ayakta duracak bütün psikolojik ve duygusal e, destek olacak ne varsa hepsini e, vermekle e, onları ayakta tutmak için var gücüyle bütün melekim anmız çalışmaktadır. Onun için bugün size bakım tedbirini anlattım. Bakım tedbirine muhtaç etrafınızda her çocuk olabilir. Lütfen onları koruyalım. Bu ve bu tedbirlerin çocuklarının yüksek değerli olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün bakım tedbirini konuştuk. E, bakım tedbiri içinde aslında biraz kur kuruluşlarımızdan da bahsettim. Artık hiç korkmayın. Çocuklarımızın yüksek yararına olacak e, gerçekten Avrupa standartlarında kuruluşlara sahibiz. Ve onlara elimizden geldiğince sevgimizi verip onları topluma kazandırmak adına e, bütün gayretimizi vermekteyiz. Hepinizi seviyorum. E, videoyu izlediğiniz için e, hepinize teşekkür ediyorum.